Evet arkadaşlar, Almanya'nın Dortmund şehrindeyim. Bugün milli takımımızın, Türkiye'nin, Türk milli takımımızın Gürcistan'la açılış maçı var. Akşam 6'da, Türkiye saatine göre 7'de. Gördüğünüz gibi buranın Türkiye'den bir farkı yok. Her yer Türk bayraklarıyla donatılmış. Çok sayıda insanımız burada maça gelmiş. Farklı farklı ülkelerden, Almanya'nın farklı şehirlerine, Türkiye'den gelenler bile de mevcut. Güzel bir ortam var. Gördüğünüz gibi al yıldızlı bayrağımız her yerde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Dortmund kentinde bugün tarihi bir gün. Euro 2024 turnuvasındaki Türk milli takımımız, kutlu milli takımımız açılış maçını bugün Gürcistan'la oynayacak. Gördüğünüz gibi her yer milli takımımızın gücüyle, milli takımımızın taraftarlarıyla dolu. Türkiye'den bir farklı. Her yerde Türk bayrakları, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. İnşallah buradan taraftarımızdan güç alarak bugün galibiyetle başlayacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz. Karşıdaki de benim kaldığım yer. Konumu çok iyi, merkezi bir konumda. Güzel bir hostel. Farklı milletlerden insanlarla tanışıyorsunuz. Şimdi bugün Dortmund'da hava güzel. Gayet güzel bir hava var. Evet arkadaşlar, Dortmund merkezde. Bakın gördüğünüz gibi milli takımımızın her yerde, taraftarlarımız her yerde şanlı kutlu bayrağımız dalgalandırıyor. Gördüğünüz gibi atkılar. Ben de kendime bir tane Türk milli takımımızın atkısını alacağım. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız mekanları dolduruyor. Ev sahibi konumundayız. İnşallah galip geleceğiz. Ev sahibi olmanın avantajıyla ben galip geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir hava var Dortmund'da. Bulamamak için çok müsait. Sada yana da gideceğim nasip olursa, oradan da çekim yapacağım. Caddeler çok temiz, çok düzenli. Frankfurt'a göre Dortmund, Münih gibi daha düzenli, daha tertipli. Frankfurt'ta biraz bozukluk mevcut. Bazı bölgelerinde, tabii her bölgesinde değil. Evet. Evet, 10. yıl marşımız açılıyor. Sanki Türkiye'deyiz. Evet, her yerde Türk vatandaşlarımız, her yerde restoranlarımız mevcut. Bakın ve kendi insanımızla işlettiği mekanlara gidiyor. Bu da milliyetçilik duygusunu kabartıyor. Çok güzel bir şey bence. Kesinlikle esnaflarımızdan birimiz de kendi insanımıza yardımcı olmaları. Ben mesela bugün bir çiğ köfte yedim ve benimle ücret alınmadı. Böyle yardımlaşmalar iyidir. Çünkü biz de yarın bugün buraya geldiğimizde o esnafları başka arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi evet arkadaşlar, bayağı kalabalık meydana geldim. Her yer milli takımımızı destekleyen insanlarla dolu.
Evet, mükemmel bir ortam var. İnşallah bu güzel ortamı galibiyetle taşlandıracağız. Türk milli takımımız olarak inliyor burası. O kadar güzel kalabalık var ki maçta da inşallah 90 dakika durmadan takımımızı destekleyeceğiz. Stat içinden ve stat dışından. Ben maça yakın stada geçeceğim. Orada bir çekim yapıp merkezdeki etkinlik alanına geleceğim. Orası da kalabalık olacak. Çok da oynamak istemiyorum stadın. Orada maça yetişmem lazım. Zaten mesafe yakın olduğu söyleniyor. Bakın. Şuraya bakar mısınız? Kırmızıya boyanmış resmen. Dortmund tam manasıyla bugün kırmızı ve beyaz ay yıldızımız burada çok etkili durumda. Gürcü taraftarlar da var. Her ne kadar bizden az da olsalar onları da hafife almamak lazım. Gürcistan'da ilk kez bir uluslararası şampiyonaya katılıyor. Onlar için de tarihte bir ilk. Bu maça ekstra motivasyonla çıkacaklar. İlk maç olduğu için. Ama inşallah biz kazanacağız. Güzel galibiyet olacak. Güzel bir oyunla beraber. Evet arkadaşlar. Güzel bir çağrısı var Dortmund'un. Temiz, düzenli. Hem tarihi hem modern yapılaşma var. Şu ana kadarki izlenimi Dortmund şehir için güzel. Yaşlı büyük bir şehir değil. Şehir sempatik bir şehir. 600-700 bin civarında nüfusu var. Almanya'nın 7. büyük şehri. Zaten Almanya'da şehirler ve nüfuslar dağılmış durumda. Türkiye gibi bir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'ya, Antalya sıkışmış durumda değil. Berlin'in bile yaklaşık 4-5 milyon nüfusu var. İkinci sırada Hamburg, üçüncü sırada Münih kenti mevcut. Bakın her yer ay yıldız. Maşallah diyorum.